Evet. Peki kalın bağırsak kanserlerinde belirtilere gelelim. Ne gibi belirtiler, spesifik belirtileri var mı bu kanser türünün? Tabii özellikle kalın bağırsağın uç tarafında yerleşen kanserler ki en sık görülen yerleşimi orasıdır. Dışkılama esnasında kan görürseniz aksi ispat edilene kadar kanser kabul etmek gerekir. Hı hı. Hastanın hemoroidi olsa bile, hemoroidal hastalığı olsa bile bunu kanser gibi mutlaka kabul edip tanı yapmak gerekiyor. Çünkü kendi serime de baktığım zaman kalın bağırsak kanserli hastalarımın uç kısmında rektum dediğimiz bölgesine yerleşen hastalarının %30-35'inin hemoroid tedavisi aldığını biliyorum. Hı hı. Çünkü hemoroidal hastalıkla beraber bulunabiliyor çok sık olarak. Ve hastalar tabii o yüzden kendileri buna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Veya bir parmak muayenesi olmadığı için dışarıdan bakıp hemoroidi var denip tedavi ediliyor. Bu da hastalığın gecikmesine yol açıyor. Yani tanısal gecikmeye yol açıyor. Bu da bizim tedavi başarı şansımızı etkiliyor. Kalın bağırsağın uç bölgesinde yerleşen tümörlerde kitle oluşturduğu zaman beyin bunu dışkı gibi algılar ve der ki hani git bunu çıkart. Hasta sürekli tuvalete taşınır ve çıkartamaz. Sürekli bir ıkınma, tuvalete gidip gelme yol açar. Zaten bu da hemoroidal hastalığa yol açan da budur aslında. Hı hı. Yine tabii şekil değişikliği dışkıda. Halk bunu çeşitli şekilde ifade eder. Tespih tanesi gibi, kalem gibi, inceldi gibi. Eğer şekil değişikliği varsa bu da üçüncü olarak çok önemli bulgudur. Ama bunun dışarısında da özellikle 50 yaşından sonra 60'lı yaş grubunda anemi dediğimiz hastalıklar, yani halsizlik, kalp çarpıntısı, iş yaparken yorulma, merdiven çıkarken yorulma gibi rahatsızlığı olan herkes sağ taraftaki kalın bağırsak rahatsızlığının olabileceğini bilmeli. Çünkü sağ taraftaki kanserler kanadığı zaman anemiye yol açar. Çünkü tıkamazlar ve bulguları çok sinsidir. O yüzden mutlaka 50 yaşını geçmiş anemi semptomu olan herkesin kolonoskopi yaptırması yine şart.